Bizleri ekranları karşısında izleyen kıymetli yurttaşlarımız, bugün 81 ilde 973 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak gene bir basın açıklaması yapıyoruz. Eş zamanlı bir basın açıklaması yapıyoruz. Ancak ben basın açıklamasına başlamadan önce buradan bir selam yollamak istiyorum. Agrobay'daki hakları gasp edilen kadın işçi kardeşlerimize buradan selam yolluyorum değerli arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın dayanışma ruhuyla her zaman yanındayız ve şu anda nöbet tutuyorlar. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak onların yanında olacağız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kız kardeşlerimiz hakları gasp edildiği için, ücretleri düzensiz ödendiği için gösteri haklarını kullandılar ve sendikalı oldular ama gösteri yaptılar. Yaptıkları için ve sendikalı oldukları için kod 46 ile işten çıkartıldılar. Kod 46 ne demek? İşverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya çıkarmak. Yani kesinlikle asılsız bir gerekçeyle işten çıkartıldılar. Basın açıklaması öncesinde bu kız kardeşlerimizden biriyle, Fatma ile konuştum ve dedi ki bizim sadece 3 talebimiz var. 1- Ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz. 2. Alamadığımız tazminatların, işten çıkartıldık, tazminat haklarımızın bize bir an önce ödenmesini istiyoruz. 3. Kod 46 ile işten çıkartılmayı kabul etmiyoruz. Bu yanlışlığın da bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Buradan bir kez daha dayanışma ruhuyla onların yanında olduğumuzu ifade ediyor ve Agrobay firmasının yöneticilerine, sahiplerine sesleniyorum. Kız kardeşlerimizin haklarını bir an önce verin. İşçinin, emekçinin hakkını gasp etmeyin. Evet, değerli basın emekçileri ve sevgili yurttaşlarımız, değerli arkadaşlar, aslında bugünkü basın açıklamamızın da son derece önemli bir gündem maddesine dair olduğunu belirtmek durumundayım. Ülkemizin gene son derece iç yakıcı sorunlarından birini dile getirmek için olmazsa olmazımız olan ücretsiz öğün talebimizi haykırmak için bugün sizlerin karşısındayız. Ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlarından birisi çocuk yoksulluğu. Çünkü giderek bozulan ekonomi, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, gelir dağılımı dengesizliğini her geçen gün arttırdığı gibi derin yoksulluğu da daha da yaygınlaştırıyor. Ve bu tablo bir yandan enflasyonist baskıyla üzerimize zam üzerine zam yağarken artan gıda fiyatları altında dar gelirli ailelerin daha da fazla ezilmesine sebep oluyor ve dar gelirli ailelerin çocuklarının da yetersiz beslenmesine, sağlıklı ve dengeli beslenme imkanından her geçen gün uzaklaşmasına neden oluyor. Yapılan bir araştırma var, yani birçok araştırma aslında şunu kanıtlıyor ki Türkiye'de 5 yaşın altındaki çocuklarda bodurluk oranı %10. Yani her 10 çocuktan birisi bodurluk tehdidiyle karşı karşıya değerli arkadaşlar. Bir çocukla tanışıyorum, soruyorum kaç yaşındasın diye. 7-8 yaşlarında ya var ya yok diye düşünüyorum. Bana 13 yaşındayım diyor. Bir başkasına soruyorum kaç yaşındasın diye. 5 yaşında ya var ya yok diye düşünüyorum. 9 yaşındayım diyor. Yani çocuklarımız yetersiz, dengesiz beslenme nedeniyle şu anda bodurluk yaşıyor ve bunu da bizler de bizzat biliyoruz, görüyoruz ama maalesef görmeyenler ve duymayanlar var. İşte bugün bu basın açıklamasını 93 ilçede ve tüm Türkiye'nin illerinde gerçekleştirme sebebimiz de bu. Çocuklar açlık kıskacını hapsolmuşken AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikmiş durumda değerli arkadaşlar. Seçim öncesinde okullarda bir öğün ücretsiz yemek vereceklerini söylemişlerdi. Hatta bir öğün ücretsiz yemek verecekleri öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracaklarını vaat etmişlerdi. Ama tek adam iktidarı gene sözünde durmadı ve okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü bile kesti. Yani 1 milyon 400 bin öğrencimize vermiş olduğu bu ücretsiz bir öğüncük yemek bile onların gözlerine battı.
Deprem bölgesi hariç ücretsiz öğün her yerde kaldırıldı. Hem de bir genelgeyle. Bu elimde görmüş olduğunuz genelgeyle. Bu genelgede ne mi var değerli arkadaşlar? Açlığa hapsedilen çocuklar var. Bu genelgede ne mi var? Uçurumun kenarında yaşayan yoksul aileleri görmezden gelen bir iktidar var. Bu genelgede ne mi var? Sosyal devlet olma gereğini unutmuş olan bir hükümet var ve hükümet yöneticileri var. Peki bu hangi gerekçeyle kaldırıldı sorarım size. Tasarruf yapmak için mi? Tasarruf yapacaksanız önce saraydan başlayın. Sarayın ya da Cumhurbaşkanlığının bütçesini %100 arttırmayı biliyorsunuz. Bütçeyi 10 milyar 877 milyona çıkarmayı biliyorsunuz. O halde çocuklara verdiğiniz bir öğün ücretsiz yemek mi gözünüze batıyor? Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapmaya utanmıyor musunuz? Siz oradan tasarruf yapacağınıza şaşalı hayatınızdan tasarruf yapın. Bakın bu çocuklar hepimizin çocukları. Ve buradan ben özellikle AKP'ye oy veren kız kardeşlerime, AKP'ye oy veren kadın arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı açlığa mahkum eden bu iktidara oy vermeye devam edecek misiniz arkadaşlar? Bu iktidara daha ne kadar oy vereceksiniz? Ne diyordu Erdoğan? Bir çocuk iflas, iki çocuk patinaj, üç eh bize 4-5 lazım. Her aileye 3 çocuğu dayatıyordu. Madem her aileye 3 çocuk dayatıyorsunuz, o takdirde o ailelerdeki çocukların yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacı sorumluluğunu da unutmamak zorundasınız. Hiç düşünüyor musunuz o ailedeki çocukların karnı nasıl doyacak? Hiç düşünüyor musunuz o ailedeki ebeveynler o çocukların karnını doyuramadığında ne hissedecek? Bu sorumluluğun size ait olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Değerli arkadaşlar, iktidar çocukların durumunu seçim öncesinde düşünüyormuş gibi yaptı. Yani bir kez daha samimiyetsiz bir yaklaşım içerisinde oldu. Hatırlatmakta fayda var, hatırlayalım. Tarih Kasım 2022. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. İçlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu muhalefet partileri bir teklif veriyor. Ve diyor ki çocuklara en az okul çağındaki çocuklara en az bir öğün ücretsiz olarak yemek verilsin. Ama ne yazık ki bu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. Daha sonra bizim bu konuda ısrarlı olmamız, konuyu sürekli olarak gündemde tutmamız ve kamuoyu yaratmamız neticesinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesi eğitimde tüm okullarda ama okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz öğün verileceğini, bir öğün ücretsiz yemek verileceğini açıkladı. Ve ne yazık ki bakan o dönemde yaptığı açıklamada bunu bir müjde olarak duyurmuş, herkesi hepimizi sevindirmişken sonra bu sözünde durmadı. Bakan o gün açıklama yaptığında uygulamanın adım adım genişleteceğini, 5 milyondan fazla öğrenciye kadar yayılacağını söylemişti oysa ki. Ve bizler de iktidara geldiğimizde zaten bunun bizim projemiz olduğunu, bunu uygulayacağımızı, ancak kendileri iktidara gelirse de bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Ve AKP iktidarı bizi bir kez daha şaşırtmadı ve okul öncesi ve yatılı okullarda bir öğün verilen bu ücretsiz yemek de kaldırıldı. Bu olay sadece yarım dönem sürdü. Yani kısacası seçim bitti, çocuklar unutuldu. Seçim bitti, vaatler rafa kaldırıldı. Evet, değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili yurttaşlarımız. Tabii çocuklar okulda bu sıkıntıları yaşarken biz şunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu iktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yoktur. Boşuna demiyoruz bu iktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok diye. İşte
görüyorsunuz. Yani çocuklarımızı bile ne yazık ki siyasete malzeme ediyorlar. Çocuklar okulda açlıktan bayılırken, çocuklar okulda başı ağrıdığında öğretmenine gidip açlıktan başının ağrıdığının bile farkında olmazken ya da çocuklar okulda açlığını su içerek bastırmaya çalışırken bizler ücretsiz öğün uygulamasının rafa kaldırılmasını asla ama asla kabul etmiyoruz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki özellikle okul çağındaki çocukların yeterli, dengeli ve düzenli beslenmesi çok önemli. Bu konuda hekimler de sürekli olarak bir takım ikazlarda bulunuyor ve diyorlar ki yetersiz beslenme çocukların hem fiziksel hem de bilişsel gelişimini bozacaktır. Uzmanlar gene anne karnından 4 yaşa kadar olan süreci kritik dönem olarak tarifliyor ve o dönemde yetersiz beslenen çocukların hayata bir adım geriden başladığını, bağışıklık sistemi zayıfladığı için de sık hastalandığını söylüyor. Bu çocuklar sık hastalanınca okul devamsızlığı artıyor. Bu çocuklar sadece sık hastalanmakla kalmıyor. Aileler çocuklarının beslenme çantalarını dolduramayınca bir süre sonra çocuklar okula gitmekten vazgeçebiliyor. Yani okul terkleri artıyor. Böyle olunca da anayasal bir hak olan eğitimde fırsat eşitliği ortadan kalkıyor ve çocuklarımız eğitim alamaz hale geliyor. Erken yaşta ve zorla evlilikler, suça sürüklenen çocuklar, çocuk işçiliği, çocuklarda madde bağımlılığı oranlarının artması boşuna değil. Artan yoksulluk birçok olumsuzluğa da ne yazık ki sebebiyet veriyor. Ayrıca beslenme eksikliğinin çocukların okullardaki başarısını düşürdüğünü de hepimiz çok net biliyoruz. Düşünün, açlıktan başı ağrıyan bir çocuk dersi nasıl dinleyecek, derse nasıl konsantre olacak? Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından bile adeta itiraf ediliyor. Çünkü TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuğumuz dengeli beslenmiyor. Gene toplam çocuk sayımızın 22 milyon 738 bin 300 olduğu gerçekliğinden yola çıkarak şu veriyi paylaşabiliriz ki ülkemizdeki çocukların %33.7'si yani %34'ü yani her 3 çocuğumuzdan en az birisi dengesiz, sağlıksız besleniyor ve maddi yoksulluk çekiyor. TÜİK 2002'ye göre, TÜİK'in 2002 yılında yayınladığı gene Türkiye Çocuk Araştırması raporuna göre de meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı sadece %50. Biliyoruz ki bazı anneler elmayı 4'e bölüp çocukları arasında paylaştırıyor. Haşlanmış yumurtayı gene bölerek bir tane yumurtayı 3 çocuğu arasında, 4 çocuğu arasında paylaştırıyor. Sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %33. Et, balık ve tavuğu her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise %12.7'de kalıyor. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu il ise Şırnak. Şırnak'ta yetersiz beslenme oranı %20.6 çocuklarda. Yani her 5 çocuktan birisi yetersiz besleniyor. Çocuklarımız için et, süt, peynir gibi temel besin maddeleri, yumurta, meyve gibi temel besin maddeleri birçok ailede lüks olmuş durumda. Evet, değerli basın mensupları ve bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz, anneler bu süreçte çaresiz kalmış durumda. Gerçekten anneler ne yapacaklarını bilemiyor. Açlık sınırının altında kalan asgari ücretle ebeveynler çocuklarını beslemek için çözümler üretmeye çalışıyorlar. Çocuklarını okula aç göndermek zorunda kalıyorlar ve bu görmüş olduğunuz beslenme çantası çoğunlukla boş oluyor.
Anneler çocuklar okulda açlıktan bayılmasın diye bayat ekmeği suya batırıp beslenme çantasına koyuyorlar, kutulara koyuyorlar. Ekmeğe salça sürüp gene çocuklarını öyle okula gönderiyorlar. Basına yansıdığı üzere okulda verilen listeye göre beslenme çantasını doldurmanın haftalık maliyeti 175 lirayı buluyor değerli arkadaşlar. Yani Erdoğan'ın tavsiyesine uyulup uyan ve 3 çocuk sahibi olan bir ailenin haftalık beslenme çantası maliyeti 525 liraya kadar çıkıyor. Okullardan verilen listeye göre 1. sınıfa giden öğrencilerin beslenme çantasına ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler koymak gerekiyor. Bir meyve koymak gerekiyor. İçecek olarak süt, ayran ya da bir meyve suyu konulması isteniliyor. Bugün bir adet muzun fiyatı 15 lira. Bir tane simidin fiyatı 15 lira. Bir elmanın fiyatı 7 lira. Gene bir küçük sütün fiyatı 9,5 lira. Küçük ayranın fiyatı 5 lira. Küçük meyve suyunun fiyatı 7,5 lira. Sorarım size, aileler bu beslenme çantasını nasıl dolduracak? Ailelerin beslenme çantasını yemek koymakta ne kadar zorlandığını biliyoruz. Veliler lise çağındaki çocuklarına dahi harçlık veremez durumda. İşte o yüzden akşamdan kalan yemekle çocuklarını okulda doyurmaya çalışıyorlar. Bizler aç bir çocuğun yanında oturan sıra arkadaşından sandviçinden bir ısırık alabilir miyim cümlesini duyduğumuzda kahrolduk. Bizler bunu duyunca kahroluyoruz ama saraydakiler ne hissediyor? Saraydakiler niye bunları duymuyor? Niye bunları görmüyor? Basına yansıyan bu haberleri de mi okumuyor? Gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Derslerde açlıktan bayılan çocuklar hepimizin ama hepimizin yüreğini yakıyor değerli arkadaşlar. Ama bu utanç ülkeyi yönetenlerindir. Bu utanç iktidarındır. Durum bu kadar korkunçken okullardaki bir öğüncük ücretsiz yemek imkanı sunulma koşulunun kaldırılması kabul edilemez. Üstelik de bu okullara bile sınırlama getirmişlerdi. Bunu bile kaldırmaları asla ama asla kabul edilemez. Elektrik düğmesine bastığımızda 4 çeşit, musluğu açtığımızda 5 çeşit vergi ödüyoruz. Bizden bu vergiyi almasını bilen iktidar, çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek sunma imkanı da vermek zorundadır. Bu imkan bir lüks değildir. Bu bir zorunluluktur. Bu giderek derinleşen yoksulluğun, giderek yaygınlaşan yoksulluğun olduğu bir ülkede sosyal devlet olmanın da getirdiği bir zorunluluktur, bir sorumluluktur, bir gerekliliktir, anayasal bir haktır. Dolayısıyla bizler şuradan bir hatırlatma yapalım. Her fırsatta partimiz üzerinden kara propaganda yapan iktidar ve küçük ortaklarına seslenelim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamalarını örnek alsınlar. Belediyelerimiz çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı arkadaşlar. Ve bu kanalla ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak beslenme çantası projesi kapsamında her gün on binlerce çocuğun beslenme ihtiyacını karşılamak için destek oluyoruz. Öğrencilerimize gıda desteği veriyoruz. Gene üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek imkanı sunuyoruz. Bizler kısıtlı imkanlarla, kısıtlı bütçelerle belediyelerimiz kanalıyla sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Ama biz bu kısıtlılığa rağmen bütün ülke bütçesini, devlet bütçesini yönetenler, gücü elinde bulunduranlar, çocuklarımızın sadece okul öncesinde aldığı ücretsiz bir öğün yemeğe bile
göz koyuyor. Bunu bile, bu uygulamayı bile iptal ediyor. İnanın bu uygulamanın iptal edilmesi bir rezalettir, bir fiyaskodur. Bu ne insani ne de vicdani olarak kabul edilebilir bir şey değildir. Onun için bizler buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Çocuklarımızı araç olarak kullanmayın. Seçim öncesi verdiğiniz sözleri tutun. Bizler hiçbir çocuk yatağa aç girmeyinceye kadar ve çocuklarımız okulda karnını doyurup sağlıklı bir eğitim alma imkanına sahip oluncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların hayatının göz göre göre karartılmasına izin vermeyeceğiz. Ve bugün ülke genelinde Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak tek ses olduk. Bu konuya dikkat çektik. Kamuoyunu bu konuyu gündeme alması noktasında, kamuoyu oluşturma noktasında bir direnç sergiledik. Bunu sergilemeye devam edeceğiz. Çünkü bu sorun derhal ama derhal çözülmelidir. Yarından tez yok, artık çocuklarımızın okula aç gitmesi bir an önce sonlandırılmalıdır. Ve biz buradan kamuoyuna duyuralım. Bugünden itibaren her ilde ve her ilçede eylemler başlatacağız. Ne zamana kadar? Ta ki bu adaletsiz uygulama sona erinceye kadar. Ne zamana kadar? Çocuklarımıza okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek hakkı verilene kadar. Ben aynı zamanda buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Kendisine bugün bu çantayı yollayacağım. Bu çantayı saraya göndereceğim. Lütfen kendisi bu beslenme çantasını bir doldursun ve sonra da kamuoyuna kaç liraya doldurduğunu bir açıklasın. Bunun 3 çocuklu bir aile için maliyetini bizler kamuoyuyla paylaşırız. Ama tek isteğimiz kendisinin bu beslenme çantasını doldurup kaç liraya doldurduğunu kamuoyuna açıklamasıdır. Bunun takipçisi olacağız. Bugün yolluyorum bunu. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce basın açıklamamda da söylemiştim. Ücretsiz öğün bir haktır. Çocuklarımıza ücretsiz bir öğün yemek verilmesi için bu beslenme çantasını şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a kargoluyorum. Ve kendisinin bu beslenme çantasını doldurmasını ve kaç liraya doldurduğunu da kamuoyuna açıklamasını bekliyorum.